Ah liseliler, canım liseliler. Toplanın kardeşlerim videoya. Gelin bir sarılayım size. Yani bugün 12. sınıfa giden bir insanı düşününce çok çektirdiler lan size. Galiba siz 9-10 gibiyken Covid-19 patlak vardı. Zaten hiçbir konuyu falan öğrenemediniz, evde kaldınız. Son sınıfta YKS'den iyi puan yapmak isteyenler de diyordu ki açıktan okurum, evde kendi kendime çalışırım, bütün konuları toparlarım, okulda böyle boş vakit harcamam. Ama onu da kaldırmışlar. Bu konu hakkında konuşmam çok istendi. Şimdi sizlere olayları anlatıyorum. Map'ten yeni kararlar geldi arkadaşlar. Artık okulda kalma olacak devamsızlık affı diye bir şey olmayacak. Aynı zamanda açıktan lise okuma gibi bir durum eğer çok istisna bir durum değilse olmayacak. Biz kaldırılmasını beklerken din derslerinin süresi uzatılmış gibi gibi şeyler. Tabii bu kararlar çok eleştirildi ama MEB'in bu kararlardan döneceğini sanmıyorum arkadaşlar. Temelde yapılmak istenen şey çok belli. Liselilerin daha fazla okula gelmesi. Çünkü bu MEB'in başındakiler ya da sürekli eleştirdiğimiz eğitimin başındakiler düşünüyorlar ki bu çocuklar okula gelirlerse daha çok şey öğrenirler. Hem de devamsızlık gibi şeyler olursa gerçekten okumayı hak etmeyen ya da okumak istemeyen insanlar da okuyamaz. Böylelikle gerçekten okumak isteyenler orada olur. Böyle düşününce mantıklı gelebilir ancak ülkemizin eğitim sistemini bilmeyen, son 10-15 yıl içerisinde Türkiye'de liseye gitmemiş bir insan olsaydım, evet böyle olabilir diyebilirdim. Ancak liseyi samimiyetimle söylüyorum bok gibi bir yerde okumuş bir insan olarak, özellikle 12. sınıflar için, YKS'ye hazırlanan insanlar için açık öğretimin ne kadar değerli olduğunu biliyorum ve bunun kaldırılmasını desteklemiyorum. Şimdi dostlar maalesef Türkiye'de bu konu yine meslek liselerinin ...değerine falan gelecek ama şunu söylemek istiyorum. Çok iyi bir liseye gitmiyorsanız ne bileyim Galatasaray, Pertevniyel... ...bu minvaldeki liselerden bahsediyorum. Liselerin ortamı iğrençtir. Hele böyle temel liseler ya da ucuz özel okullar falan var ya... ...tamamıyla bok gibidir. Orada ders falan da çalışamazsın, derse de odaklanamazsın. Dersi sabote etmeye çalışan bir sürü insan olur. E para verdikleri için hocalar da bir şey yapamaz. Ya da hocalar uğraşmak istemez. E zaten eğitimin kalitesi yerlerde. Yani sen kendini tamamen versen bile bir şeyler öğrenmen çok zor. Bu temel liselere ya da ucuz özel okullara da... Çok çocuklarını sırf böyle liseyi bitirsinler bir belgesi diploması olsun yalandan da bir üniversiteye gider okur diye çocuklarını gönderen bir sürü aile var ve bu çocuklar kesinlikle okumaya falan elverişli değil okula gelip tamamıyla ortamın içine sıçan orada ders çalışmak isteyen hedefi olanları da sabote eden insanlar oluyorlar. Ailelerin bu okullara gönderme sebebi de okulda yaptıkları sınavlar genelde çok basit oluyor arkadaşlar. Hatta sınavdan önce cevapların verilmesi de konuşuluyor. Ailede çocuğu görüyor tabi sahteden bir başarı aa diyor o zaman güzel okul ama öyle bir şey yok. Ders süreleri çok uzun falan filan. Ya bakın ben bu ülkede tam zamanlı bir liseliydim arkadaşlar. Ben 3 sene önce mezun oldum ve nasıl hissettiğinizi, neler hissettiğinizi çok iyi biliyorum. Yani gerçekten de YKS'ye çalışmak isteyen biriydim zamanında. İyi de bir üniversite, iyi bir puanla tutturdum. Açıktan okumadım çünkü ailemizin vermemişti buna. Haytalık olarak görüyorlardı aslında o zaman. Aslında tamamıyla bağlantısız bir şey. Ama devamsızlıklarım vardı. Okula gelmediğim günlerde çok güzel ders çalışıyordum. Mükemmel verim alıyordum yani çok net hatırlıyorum. Ve o devamsızlıkları halledebilmiştim ama siz bunu halledemeyeceksiniz ve bu sizin için çok büyük bir problem. Açıktan lise okumak isteyenleri çok iyi anlıyorum. Okulun o keşmekeşinden çıkıp evde tek başına bazen bir özel hocayla ya da işte internetten falan ders çalışmak çok çok daha verimli geçiyor. Bunu maalesef aileler anlayamıyor arkadaşlar. Anlatmak çok zor. Ama hadi ailelerimiz anlayamıyor. Birazcık eski kafalılar diyelim. Ulan hep de anlamıyor yani. Çok büyük bir problem. Şimdi görünüşe bakılırsa insanlar artık daha fazla liseye gidecek. Ve ben derslerde nasıl bir ortam olacağını hemen hemen tahmin edebiliyorum. Açık lise YKS'de iyi puanlar yapmak isteyenler için gerçekten çok çok güzel bir şanstı. Bunun kaldırılması YKS netlerine kesinlikle yansıyacaktır. Bir dahaki senenin YKS netlerini önceki seneyle lütfen karşılaştırın. Göreceğiniz şey daha da kötü bir eğitim sistemi ve daha kötü netler olacak. Sadece iyi bir okulda iyi ortamı olanlar güzel notlar alabilecek. Çünkü yaşı büyük olan insanlar belki şunu anlamıyor ama genelde liselerde bir YKS'ye gerçekten çalışan 7-24 buna zamanını veren kitle var. Bir de tamamen lise diploması almaya gelen YKS ile çok bir işi olmayan ya da kıytırık bir üniversitede herhangi bir bölüm okumak isteyip gelen tayfa var ve siz sanıyor musunuz ki bu tayfalar birbirlerini rahatsız etmiyor çok ediyorlar sırf bundan kurtulmak için zaten insanlar açık öğretime geçiyordu ve bu kaldırıldı gerçekten büyük bir ezalet ya yetkililer ne zaman bu durumu fark eder ve ne zaman bu karardan döner bilmiyorum ya da dönerler mi ancak benim de burada maksimum yapabileceğim şey bu konuyu gündeme getirmek bir ihtimal belki Twitter'da falan gündem olursa bir aksiyon alınabilir diye düşünüyorum ama o da çok zor gibi duruyor tüm lise'li kardeşlerime geçmiş olsun diyorum sınavda da başarılar diliyorum bugünlük benden bu kadar